Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz ders Sokrates ve Sokratesçi okullar üzerinde kabaca konuştuk ama ana ilgi odağımız hatırlayacaksınız Sokrates ve Sokrates sorunu üzerinde yoğunlaşmıştı. Bugün Sokrates'in en büyük öğrencisi, belki de geçen dersten hatırlayacaksınız, bir filozof olarak Sokrates diye birisi, bir tip varsa belki onun büyük ölçüde yaratıcısı olan Platon üzerinde konuşacağız. Platon'la birlikte aslında antik Yunan felsefesinde kimi felsefe tarihçilerine bakarsanız sistematik dönem diye nitelendirdiğimiz bir döneme doğru felsefe yelken açmış durumda. Ne demek sistematik döneme doğru gitmek? Şu demek, Thales'le sofistler arasında, Demokritos arasında, Demokritos o da dahil ona gelene kadarki süreçte merkezi problem doğa idi. Sofistler ve Sokrates insani sorunları ele almaya başladılar. Aslında böylelikle Platon'a geldiğimizde felsefenin üç büyük sac ayağı diye nitelendirdiğimiz işte ontoloji, yani varlık bilim ya da varlık felsefesi, epistemoloji, bilgi bilim ya da bilgi felsefesi ve aksiyoloji, bizim bunu daha çok eylem bilim, eylem felsefesi, eylemsel felsefe ya da değerler felsefesi dediğimiz bu üç ayağının hepsini bir filozof tarafından belli bir sistem etrafında analiz edilmesi, bir sistem etrafında tartışılması, bir sistem etrafında bir düşünceler örgüsünün oluşturulmasını kastediyoruz. Dolayısıyla bu sistematik dönem, felsefedeki sistematik Platon'la genelde başlatılır ve genelde Nietzsche gibi düşünürlere gelene kadar bu sistemci felsefe yaklaşımı devam eder. Dolayısıyla uzunca bir dönem etkisi olmuş bu sistematik yaklaşımın, sistemci yaklaşımın mimarı bir filozof üzerinde konuşuyoruz. Ben önce hayatını ve eserlerini anlatacağım. Sonra da önemli bulduğum felsefi görüşlerini sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi erken diğer filozoflara baktığınızda, yani Platon öncesi filozoflarla karşılaştırdığınızda Platon'un hayatına ilişkin daha çok veri var elimizde. Bunun belki de önemli bir nedeni eserlerinin bize kadar ulaşmış olması, elimizde olması. İkinci önemli nedeni de sanırım çok etkili olması, etkili bir filozof olması. Üçüncü önemli nedeni sahteli olup olmadığı tartışma konusu olmakla birlikte mektuplarının elimize ulaşmış olması ve bu özellikle yedinci mektup var. Yedinci mektup. Bu yedinci mektup pek çok otobiyografik biyografik bilgi de Platon'a ilişkin içeriyor olması. Yine hepinizin bildiği milattan sonra 3. yüzyıla ait Diyojen Laertius'un da onun hayatıyla ilgili erken dönem felsefe tarihi kitaplarından bilgiler aktarıyor olması. Dolayısıyla elimizde Platon'un yaşamıyla yapıtları, yaşamıyla ilgili pek çok bilgi var. Yapıtlarının hemen hepsi elimizde. Dolayısıyla zengin bir külliyatla karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekir. Platon'un doğum tarihi için genelde İsa'dan önce 427 tarihi verilir. Ölüm tarihi ise İsa'dan önce 347 olarak gösterilir. Bazıları bunun son ölüm tarihiyle ilgili değişik şeyler söylüyorlar ama söylediği Diyojen Laertius'un söylediğine göre 80 yıl, bir rivayete göre de 84 yıl yaşadı. Dolayısıyla uzun bir ömür de sürmüş gibi görünüyor. Nitekim Diyojen Laertius Hermippos'a göre 108. Olimpiyatın birinci yılında 81 yaşında bir düğün yemeğinde
ölmüştür diyor. Neantes onun 84 yaşında öldüğünü söylüyor. Dolayısıyla farklı rivayetler olmakla birlikte oldukça uzun bir yaşam sürdüğüne tanık oluyoruz. Kesin olan bir şey var ki o da onun bu Spartalılarla yapılan Pelopones Savaşı'nın doğuşunu izleyen birkaç yıl içinde Atina'yı kasıp kavuran nüfusun üçte birinden fazlasının bu arada da Perikles'in de ölümüne yol açan veba salgınının patlak verdiği sıralarda dünyaya geldiği. Yani dünyaya geldiği tarihsel koşullar da gerçekten ilgi çekici koşullar. Savaş koşulları var. Veba salgınının olduğu bir koşul. Yine de hepinizin bildiği gibi Atina'da Perikles demokrasinin zirvesini temsil ediyor idi. Perikles'in ardından meydana gelen bu oligarşik yönetimlerin de ortaya çıktığı bir dönem. Karmaşık bir dönem yani dünyaya geldiği dönem. Diyojen Laertius Atinalı Platon diyor. Öyle başlıyor. Atinalı. Zaten söylemiştim Sokrates'le birlikte felsefenin merkezi Atina'ya kaydı. Atinalı Platon Ariston ile Periktiyone'nin oğlu idi. Ana tarafından soyu Solon'a dayanıyordu diyor. Dolayısıyla soylu bir adamla da karşı karşıyayız. Zaten felsefecilerin içerisinde bu daha sonra göreceğimiz Stoacı Epiktetos köle, onun dışında Roma döneminde yaşamış. Onun dışında filozoflar hep aristokrat, seçkin. Babası dediğim gibi Ariston, Atina'nın son kralı Kadros'a kadar uzanan bir soyu var. Baba tarafından da soylu. Dediğim gibi Periktiyone'nin dedesi Diropides, Solon'un ünlü Yunan yasak oyucunun değil mi? Dostuymuş. Yine akrabaları politikayla çok yakından ilişkili. Bu Peloponezos Savaşı sonunda Atina'da Spartalıların desteğiyle kurulan oligarşik 30'lar hükümetinde dayısı olan Karmides etkin bir rol oynadı. Gördüğünüz gibi politikayla içli dışlı bir aile açıkçası. Asıl adının aslında Aristokles olduğu söylenir. Aristokles. Mükemmel, ün sahibi kişi demekmiş. Ama Diyojen Laertius'un aktardığına bakılırsa bir rivayete göre güçlü olduğu, bir başka rivayete göre geniş omuzlu olduğu, bir başka rivayete göre de geniş alınlı olduğu için Platon denilmiş ve öyle meşhur olmuş. Tabii şöyle düşünüyorsunuz, Aristokles diye meşhur olsaydı Aristoteles'le karışırdı. Yani Platon'a Platon diye meşhur olması daha isabetli olmuş. Bildiğimiz kadarıyla kendi devlet diyaloğunda da karşımıza çıkıyor. Adimantos ve Glukon adlı iki büyük erkek kardeşi var. Burada benim dikkatimi çeken şu Platon'la ilgili, Platon okuduğumda çok iyi eğitim almış bir adamla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani gerçekten çok iyi eğitim almış bir adamla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani Pisagorculukla ilgili derin bilgisi var. Empedokles'le ilgili öyle, Parmenides'le ilgili öyle, Anaksagoras'la, Empedokles'le, Anaksagoras'la ilgili çok derin bir bilgisi var. Atomcularla ilgili, her ne kadar atomcuların adını anmaktan hoşlanmasa da, materyalistleri sevmiyor çünkü. Kendisi idealist bir filozof, göreceksiniz. İyi bir eğitim almış yani bunları. Başka benim dikkatimi çeken şey şu. Mesela devleti falan okuduğunuzda görüyorsunuz. Çok ciddi bir müzik bilgisi var. Çok ciddi bir müzik bilgisine sahip olduğuna
tanık oluyorsunuz. Başka ciddiye alabileceğim antik Yunan dili konusunda da, dili zaten çok yetkin kullanıyor. Etimolojilerle ilgili de ciddi ciddi efendim analizler yapmaya yönelen bir adamla karşı karşıya kalıyorsunuz. Başka önemli diye bulduğum felsefede aklınıza gelebilecek hemen her konuyu problem haline getirmiş bir adamla karşı karşıya kaldığımızı görüyorum. O yüzden olsa gerek bu Whiteheart Process and Reality isimli eserinde meşhur lafı var ya, yani onun şöyle dediği söylenir. Bütün Batı felsefe tarihi Platon'a düşünmüş dipnottan ibarettir diyor. Yani sözün abartısını bir kenara bırakırsanız, abartılı kısmını real olarak bakarsanız, hakikaten felsefede gündeme gelmiş hemen her konuyu efendim tartışma konusu edinmiş bir düşünürle karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekir. Yani varlığa ilişkin, ruha ilişkin, işte politik düzene ilişkin, ahlaka ilişkin, sanata ilişkin, hatta modern dönemlerin çok revaçta olan dil felsefesine ilişkin, sanat felsefesine ilişkin, bilgi felsefesine ilişkin hemen her problemi tartışma konusu edinmiş bir düşünürle karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekir. Bu ne anlama geliyor? Bu iyi bir eğitim aldığı anlamına geliyor açıkçası. Şimdi anladığımız kadarıyla bu eğitimin altında ne yatıyor diye sorduğunuzda, şimdi hemen Diyojen Laertius biliyorsunuz hemen herkesi bir hocayla ilişkilendirir. Yani geriye doğru gittiğinizde şöyle diyor. "20 yaşında Sokrates'in öğrencisi oldu. O öldükten sonra Heraklitosçu Kratilos'a ve Parmenides'in felsefesini öğreten Hermogenes'e yanaştı. Hermodoros'un anlatılarına göre 28 yaşında Sokrates'in öteki öğrencileriyle Megaralı Öklides'in yanına gitti. Sonra da Kirene'de matematikçi Theodoros'un yanına gitti. Oradan İtalya'ya Pisagorcu Filolaos ve Eratos'un yanına geçti. Oradan da Mısırlı bilicilerin yanına gitti. Anlatıldığına göre buraya onunla birlikte Eropides de gelmiş ve burada hastalanınca rahipler onu deniz tedavisiyle kurtarmışlar" diyor. "Atina'ya dönüp sonra akademiyayı kurdu" diyor. Bu anlaşıldığı kadarıyla bu rivayet Platon'un bilgisini büyük ölçüde Heraklitosçu, Parmenidesçi ve Pisagorcu hocalarla ilişkilendirdiği gibi, Sokrates'le de ilişkilendiriyor zaten, onu aynı zamanda Mısır bilgeliğiyle de ilişkilendiriyor. Yani Mısır'a da gittiğine tanıklık ettiriyor. Dolayısıyla eğitimiyle ilgili bu engin, derin bilgiyi bu Sokrates halkası, Heraklitosçu, Parmenidesçi ve Pisagorcu halkalarla ilişkisine bağlamak mümkünmüş gibi gözüküyor. Dediğim gibi 20'li yaşlarda Sokrates'le karşılaştı. 30 yaşına geldiğinde Sokrates'i yitirdi. Yani Sokrates öldüğünde 30'lu yaşlardaydı. 10 yıllık bir teşriki mesaisi var. Hocası felsefi fikirli yüzünden baldıran zehiri içmeye mahkeme sonucu, yani idama şimdiki adıyla söylersek, mahkum olunca ve infaz edilince Atina'dan
ayrıldı. Ayrılmasıyla ilgili genelde iki şey söylenir. Bunlardan birisi hocasının başına gelenin kendisinin de başına geleceği korkusu. İkincisi ise Atina'ya kırgınlık, Atina yönetimine olan kırgınlığı. Bu iki neden üzerinde durulur. Önce Megara'ya gitti, oradan Kirene'ye geçti, sonra da Mısır'a gitti söylentiye göre. 395'te Atina'ya geri döndü. Yani böylelikle aslında 4 yıl, hocasının ölümünden sonra 4 yıl geziye çıkmış birisiyle karşılaşıyoruz. Ama gittiği yerlerde dediğim gibi siz söyleyin matematikçilerle, Pisagorcularla, Heraklitosçularla, Parmenidesçilerle karşılaşıyor. Hep onlarla ilişki içerisinde gidiyor. Anlaşıldığı kadarıyla döndükten sonra akademiyi kurdu. Akademiya sözcük olarak baktığınızda bugün de kullanıyoruz. Bugün de kullanıyoruz üniversite anlamında. Felsefe alanında değil, felsefe alanında yüksek öğretim kurumu diye düşünün. Kadınların da katıldığı, kadın erkek herkesin katıldığı bir okul. Ve genel anlamıyla baktığınızda 1000 yıla yakın ayakta kalmış bir kurum. Milattan sonra 529'da Justinian kapattı Atina okulunu. Yani bu akademiyi Justinian kapattı. Bir Hristiyan bağnaz hükümdar. Putperestlik öğretiyor dedi. Hristiyanlığa karşı buldu okulu ve okulu kapattı. 1000 yıla yakın ayakta kalmış bir okuldan söz ediyoruz yaklaşık olarak. Yani 900 yılı aşkın. 900 yıl yaklaşık. Ve bu sırada Korint Savaşı'na atlı savaşçı olarak da katıldı. İsa'dan önce 387'de İtalya ve Sicilya'ya yolculuklar yaptı. Yolculuğunun nedeni bu 7. mektup ve yine Diyojen Laertius'a bağlı. Sicilya'da Sirakuza kentinin tiranı olan 1. Dionysos'un daveti. Bu Sicilya yolculuğu hakikaten ilginç bir yolculuk. Platon'un ilginç bir yolculuğu. Altında politik nedenler yatıyor. O yüzden bu yolculukla ilgili Peter Adamson'ın ana hatlarıyla söylediği şeyi size okuyacağım. Evet, Diyojen Laertius'tan da okuyabilirdim ama biraz daha karmaşık. Platon'un biyografisi bakımından Diyojenes'teki en önemli bilgi, Platon'un Sicilya'da Sirakuza'ya yaptığı üç yolculukla ilgilidir. Platon'un yazdığı varsayılan ve Platon'un Sicilya seyahatine karışmasını tartışan bazı mektuplar da elimizde. Bu uzun öyküyü kısaltmak gerekirse, Platon Sirakuza'ya ilk kez İsa'dan önce 380'lerde yaklaşık 40 yaşındayken gitti. Diyojen Laertius'un anlattığına göre Platon oradayken tiran Dionysos'un kenti yönetme şeklini eleştirdi. Gidiyor bakıyor ki Platon, yani bütün saraylarda olduğu gibi yeme, içme ve aşk üzerine kurulu. Yani bilgelik, milgelik hak getire. Yani öyle bir şey yok. Dionysos'u eleştiriyor tabii yani saraydaki gördüklerini. Dionysos, birinci Dionysos bu. Öfkelenip tiranların genellikle yaptığı gibi önce Platon'u ortadan kaldırmayı düşündü ama sonra ricalar üzerine köle olarak satılmasına razı oldu. Başka bir rivayete göre Platon kaçıyor bu Pisagorcuların yardımıyla. Gemi kaçtı, gemi korsanların eline geçiyor. Köle olarak satılıyor. Bir Atinalı gelip Platon'u satın alıyor. Kölelikten kurtuluyor Platon. Platon sonunda fidye ödenerek kurtarıldı ve Atina'ya dönebildi. Ama tiranın oğlu ve adaşı Dionysos, ki bu ikinci Dionysos, başına babasının yerine geçince onunla geçmek için Sirakuza'ya tekrar geri gitti. Babasına etki edemedik, belki oğlunu yola getiririz diye düşünmüş herhalde. Platon bu genç tiranı felsefeyi benimsemeye ve kenti şiddetle ve korkuyla değil, adaletle ve yasalarla yönetmeye ikna etmeyi umuyor idi. Ne yazık ki
bu yolculuk da başarısız oldu. Platon ve Dion adlı bir arkadaşı sepetlendi. Platon, tiran ikinci Dionysos ile dostu Dion'un arasını bulmak için Sirakuza'ya üçüncü ve son bir yolculuk daha yaptı. Platon'un bu girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. Zamanı gelince sürgün Dion bir istila ordusuyla birlikte Sicilya'ya döndü. Dion ikinci Dionysos'u tahttan indirdi ama öldürüldü. Bu hazin öykü gerçek dünya siyasetini etkilemeye çalışan ve başarısız olan bir filozofun çarpıcı örneğini verir diyor Peter Adamson. Hakikaten mektupta anlatılanları okuduğumuzda Platon'un Sicilya'ya davet edildiğinde, Sirakuza'ya davet edildiğinde belki diyor felsefi fikirlerimi, onun biliyorsunuz yöneticiler filozof olmalı, krallar filozof olmalı iddiası var. Belki diyor yöneticiyi etkilerim. Etkilersek böyle bir adil devlet kurmak mümkün olabilir. Birinci Dionysos da başarılı olamıyor. İkincisini, oğlunu belki etkilerim diyor. Gidiyor. O da olmuyor. Hatta işte bir tahta varis olma ihtimali olan Dion var. O çok daha genç. Onunla dostluk kuruyor ama kurduğu dostluk Dion özellikle darbe yapmaya girişince öldürülüyor ve Platon ne diyelim politik olarak geliştirdiği, devlette geliştirdiği o ütopik devlet anlayışını ne diyelim hayata geçirme fırsatını bulamıyor. Yani belki de onu hayata geçirmek için gitmişti. Dolayısıyla tabii burada İtalya'da daha önce size söyledim. Pisagorcular da gitmişti oraya. Pisagorculuğun egemen olduğu bir yer ve Platon'un Pisagorculukla ilgili engin bilgisini de bu yolculuklarla ilişkilendirmek mümkünmüş gibi gözüküyor. Ve üçüncü kez Yunanistan'a dönüyor. Okulunda ders vermeye devam ediyor. İsa'dan önce demin söyledim 347'de Yasalar en son eseri. Yasaları yazarken öldüğüne tanık oluyoruz. En son kitabı da böylelikle Yasalar. Vasiyetinde okulu yani akademiyayı yeğeni Speusippos'a bırakıyor. Aslında en başarılı öğrencisi Aristoteles'ti. Aristoteles'i bırakması belki umulurdu. Yani en etkili öğrencisi. Hatta bazı rivayetlerde Platon'un Aristoteles'i akıl diye isimlendirdiği ve öyle çağırdığı söylenir. Ahmet Arslan'ın deyişiyle söyleyeyim. Okulu yeğeni Speusippos'a bıraktığı için bu kararın okulun başına geçmeyi bekleyen bir başka öğrencisinde hayal kırıklığı yarattığı ve okuldaki öğretim faaliyetini bırakarak okuldan ayrılmasına yol açtığı rivayet edilmektedir ki bu öğrenci Aristoteles'tir. Gördüğünüz gibi şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ben hayatından çıkarttığım birkaç hususu söyleyeyim. Ha bunun dışında şunu da hatırlatayım daha iyi olacak. Sokrates'le karşılaşmadan önce müzikle uğraştı, şiir yazdı. Hatta bazı tragedyalar kaleme aldığı söylenir. Sokrates'le karşılaşınca bu yazdığı, çizdiği şeyleri yaktığı iddia edilir Platon'un. Dolayısıyla engin müzik bilgisini falan büyük ölçüde, edebi bilgisini büyük ölçüde bu Sokrates öncesindeki dönemdeki eğitimine borçlu olmalı. Dolayısıyla bu yönünü de hesaba katmak gerekir. Şimdi eserlerine baktığımızda demin de söylediğim gibi eserleri bize ulaşmış neredeyse bütünüyle. Neredeyse diyorum. Çünkü hep bir soru işareti tarihsel olarak kalıyor. Ulaşmış bir düşünürle karşı karşıya, bir filozofla karşı karşıyayız. Genelde milattan sonra 1. yüzyıllardaki bir kataloğa göre 36 hatırladığım kadarıyla diyalog söz konusu. Bunların mektuplar da var bunların içinde.
Bunların bazılarının sahte olduğu, dolayısıyla 30, bazıları ise 26 diyaloğun Platon'a ait olduğu iddia edilir. Bugün de hemen hemen ittifak edilmiş şekilde Platon'a ait olan 25-26 diyaloğun kesinliğe tartışması ona ait olduğu, bilgisayar teknolojisi de kullanılarak, dil analizleri falan da yapılarak saptanmış durumda açıkçası. Burada dikkatimizi çeken önemli bir husus var. O husus şu: diyalogların, eserlerin diyalog tarzda kaleme alınmış olması. Niye diyalog tarzında kaleme aldı? Bunun muhtemel nedenlerinden birisi Platon'un edebi dehası kuşkusuz. Yani dedim ya, şimdi Sokrates'le karşılaşmadan önce edebiyatla uğraşmış. Kuşkusuz edebi dehası. Bunda hiç kuşku yok. Edebi dehasını şuradan da çıkarabilirsiniz. Yine Adamson'un deyişiyle söyleyeyim: Platonik diyaloglarda büyük edebiyattan beklediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Gerilim, mizah, önceden ima etme, simgecilik, başka metinlere incelikli göndermeler ve elbette unutulmaz karakterler. Ki en unutulmaz karakter Sokrates. Dolayısıyla tabii en kalıcı edebi yaratımı Sokrates, demin dediğim gibi. Ama Platon, Protagoras ve Aristofanes gibi tarihsel şahsiyetlerin de göz kamaştırıcı parodilerini üretebilen parlak bir mukallitti. Bazen taklit o kadar etkilidir ki tarihsel kişiyi platonik tasvirinden ayrı düşünmek neredeyse olanaksızlaşır. Dolayısıyla edebi bir deha ile karşı karşıyayız. Yani edebi kişiliği diyalog halinde yazmasına neden. İkinci neden şu olabilir. Şöyle bir rivayet var zaten. Platon'un akademideki ders notları değil bunlar. Ders notları zaten diyalog olamaz. Onlar bize ulaşmadı. Tam tersine halk için yazmış olduğu bu diyaloglar ulaştı diye. Diyaloğun başka bir önemli özelliği vardır. Edebi bir form ve okunmayı kolaylaştıran bir form. Tartışmalı hususları açığa çıkartmak için, tartışmanın cephelerini göstermek için iyi bir form. Ve aynı zamanda hepiniz de takdir edersiniz ki bugün de öyle, soğuk akıl yürütmelere bağlı felsefe kitapları değil, edebiyat kitapları halk arasında daha çok etki yapıyor, daha çok okunuyor. Yani halka seslenme isteği olabilir. Üçüncü neden diyalog tarzında yazmasının üçüncü nedeni sanırım hocasıyla da ilişkilendirilebilir. Yani Sokrates'te biliyorsunuz, Sokrates felsefenin bir monolog olmadığını, bir diyalog olduğuna inanıyor idi. Yazıya da inanmıyor idi o açıdan. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz derslerden. Dolayısıyla doğrudan konuşmayla karşılıklı diyalog, diyalektik de oradan geliyor zaten, karşılıklı konuşma. Böyle olması gerektiğini düşünüyor idi. Platon hocasının yazmamalıyız, yazmanın hafızayı körelttiği ve düşünmeyi öldürdüğü iddiasına karşı yazmayı tercih etti. Ama herhalde hocasının felsefe monolog değildir, diyalogdur iddiasını da sürdürmüş gibi gözüküyor. Benim şöyle bir saptamam daha olabilir belki. Platon Sokrates'in etkisinden yaşlılık dönemine doğru uzaklaştıkça diyaloğu yine kullanır ama diyalog hep monoloğa dönüşür kısa sürede. Dolayısıyla erken dönem Sokratik diyaloglardaki gibi böyle canlı bir diyalogla karşılaşmanız mümkün değildir. Dolayısıyla bu Sokrates'in diyalog yazmasında etkisini hatırlatması bakımından önemlidir diye düşünebiliriz. Düşünmemiz gerekir belki de. Sokrates'in genel anlamıyla baktığınızda diyaloglarını, yani eserlerini ya üçlü ya dörtlü bir tasnife tutma geleneğinin oluştuğunu söylemek gerekir. Önce üçlü
tasnife değineceğim eserleriyle ilgili. Sonra dörtlü tasnifi ele alacağım. Bu niye üçlü ya da dörtlü tasnif yapılıyor? Bunu daha sonra açıklayacağım, tasnif yapılma nedenini. Üç dönem halinde üçlü tasnife tabi tutanlar gençlik dönemi ve Sokratik diyaloglar dönemi diye bir dönemden söz ederler. Gençlik dönemi ya da Sokratik dönem. Amaçları şu: bu dönemde sanki Platon'un Sokrates'e daha bağlı olduğu iddia edilir. O yüzden bu dönemin eserlerine baktığınızda ana eser kuşkusuz, en büyük eser kuşkusuz apolojisi, yani savunması, Sokrates'in savunması. Sonra Kriton, efendim Etifron, bu Etifron dindarlığı ele alıyor. Kriton dille ilgili tartışmaları var. Lakes cesareti tartışıyor. İon şiiri tartışıyor. Etidemos, Protagoras adı üzerinde, bu sofist Protagoras zaten. Karmides ölçülülüğü tartışıyor. Lysis dostluğu tartışan bir diyalog ve devletin ilk kitabı Adaleti tartışıyor. Genelde bu dönem adından da çıkarsayacağınız gibi Sokrates'in uğraştığı meselelerin yine Sokratik bir bakış açısıyla ya da Sokratik bir tarzla ele alındığı bir dönemdir. Ve genelde bu demin saydığım işte savunma, Kriton, Etifron, Lakes, İon, Etidemos, Protagoras, Karmides, Lysis ve Devletin ilk kitabı hep ahlaki kavramlar üzerine odaklıdır. Demin söylediğim gibi cesaret gibi, dindarlık gibi, işte ölçülülük gibi, işte adalet gibi kavramlar üzerine odaklıdır ve ana aktör Sokrates'tir. Ana aktör Sokrates'tir. Sokrates belirleyicidir. Burada Sokratik yöntemin etkin bir biçimde kullanıldığını diyaloglarda tanık olursunuz. Sokrates karşı taraftaki insana bir tez ileri sürdürür. Tezi çürütmeye, karşıt örnekler bularak çürütmeye yol açar, yönelir. Tekrar yeni bir sav ileri sürdürür. Sokrates onu da çürütür. Tekrar bir sav ileri sürdürür. Sokrates onu da çürütür. Bir sonuca varmaz diyaloglar. Bir sonuca varmaz diyaloglar. Bu yüzden ilgi çekicidir. Ama gerçekten bu dönemin eserlerine baktığınızda mesela önemli, çok etki yaratmış tartışmaların da gündeme getirildiğine tanık olursunuz. Mesela Orta Çağ'da bile tartışmanın merkezine oturan ana konulardan birisi Etifron, yani dindarlık diyaloğunda tartışılır. Hani şu meşhur şey vardır ya, siz söyleyin. Bir şey tanrı ya da tanrılar istediği için mi iyidir? Yoksa şeyler kendinde iyi oldukları için mi tanrı tarafından istenmektedir? Bu Orta Çağ'da ahlak felsefesi tartışmalarında gerçekten merkezi bir rol oynamış. Ahlaki öznelcilik ve ahlaki nesnelcilik diye nitelendirebileceğimiz iki karşıt tezin bir araya gelip tartışılmasına yol açmış. Yine şeye bakarsak, bu dönemdeki efendim diyalogların etkisine bakarsak, kabaca yine bir şeyden söyleyeceğim sadece. İşte ölçülülük mesela, ölçülülük, itidal bizdeki şey, itidal. Arapçaya öyle geçmiş, ölçülülük. Yunanca'daki sofrasune dediğimiz şey, işte Karmides diyaloğunun temelini oluşturuyor. Bu da önemli. Mesela Lysis diyaloğunda dostluğun benzerlikten mi kaynaklandığı yoksa zıtlıktan mı kaynaklandığı gibi tezler tartışılır. Bizde var ya, karşıtlar birbirinin dostudur ya da tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş birbirini tamamlayanlar, benzer olanlar birbirinin dostudur gibi. Aşkla ilgili de söylenir ya, işte o anlayışın ilk tartışıldığı, efendim ilk ortaya konulduğu yaklaşım tarzını simgelemesi bakımından önemlidir.
Dolayısıyla Platon'un erken dönemde ortaya koyduğu efendim eserlerin büyük ölçüde ahlaki nitelikli tartışmalar olduğu ve tartışma konularının büyük ölçüde daha sonraki süreçte de büyük bir belirleyici etkisinin olduğunu açık bir biçimde ifade etmek ve sanırım söylemek gerekir. Şimdi ikinci döneme bakalım. İkinci dönem. Bu dönem olgunluk dönemi veya orta dönem diye bilinir. Olgunluk dönemi anlıyorsunuz ki Platon'un Sokrates'in etkisinden nispeten kurtulmaya başladığı ve kendi felsefesini kurduğu dönem. Bu dönemdeki diyaloglar olarak da Gorgias, şu hiçbir şey yoktur olsa bile bilemeyiz, bilsek bile başkalarına bildiremeyiz diyen sofist. İşte Kritailos, Menon, bu Menon ki Sokratik doğurtma yöntemi, anımsama yöntemi, yine Menon paradoksu geçen ders söz ettim, bu diyalogda gündeme getirilir. Şölen ya da sempozyum gerçek adıyla, sempozyum. Burada da aşk yoluyla Tanrı'ya ya da güzellik idesine, Tanrı değil de aşk yoluyla güzellik idesine tırmanma bu konu edildiği. Phaedon, Platon'un bizzat bulunamadığı, Sokrates'in son günün, hastalandığı için bulunamadığı son gününü anlatan ve ruh ve ölüm üzerine konuşmanın bulunduğu diyalog. Ve bu diyalog açıkçası Şölen diyaloğu ile birlikte, sempozyum diyaloğu ile birlikte Phaedon diyaloğu, Platon'un daha sonra göreceğiz bu idealar öğretisinin ilk dillendirildiği yerler. Phaedrus nutku konu olarak ele alır, retoriğin doğasını ele alır. Nutuk ve retorik ama retorik örnek metinleri olarak aşk metinleri incelenir. Burada özellikle Sokrates'in bir aşk karşıtı bir de aşk övgüsü yapan iki nutku vardır. Aşkın bedensel delilik ve ilahi delilik diye nitelendirildiği iki bakış açısı sunulur. Bedensel delilik denilen kısmı eleştirilir. İlahi delilik, tanrısal delilik diye nitelendirilen aşk övgüyle karşılaşılır. Ve devletin diğer dokuz kitabı, devletin ilk kitabı Sokratik diyaloglara dahil edilir. Dokuz kitap. Kitap derken kitap değil. Bizdeki bölüm demek istiyorum. Bugünkü anlamıyla bölüm diyebilirsiniz. Devletin diğer dokuz kitabı. Burada da işte hepinizin bildiği gibi Platon idealar öğretisini ortaya koyar, eğitim anlayışını ortaya koyar, siyaset felsefesini ortaya koyar, felsefi antropolojisini ortaya koyar ve hatta denilebilir ki Platon diyaloğu Platon'un felsefi sisteminin belki de en temel dayanaklarından birisi. Bu dönemde açıkçası Platon'un kendi kişisel felsefesini, tabii buna bağlı olarak da idealar öğretisini gündeme getirdiği bir dönem. Yaşlılık dönemi veya son dönem, buradaki diyaloglara baktığınızda Theaetetos, bir sofistle bilginin tartışılmasını konu alır. Bilginin ne olduğunu konu alır. Yani burada Pitagoras'ın bilginin öznelliği, göreceliliği tezinin eleştirisi yapılmaya çalışılır ve büyük ölçüde bugün de felsefede önemli olan bilginin doğru inanç, buna da karşı çıkar Sokrates. En sonunda Logos'la desteklenmiş doğru inanç. Hani bugünkü modern felsefi terminolojiyle söylersek herhalde şöyle dememiz gerekir. Gerekçelendirilmiş doğru inanç. İşte bu tanıma ulaşılmaya çalışılır ama bu tanımı da Sokrates eleştirir. Bir sonuca varmaz ama sanki inançla bilgiyi ayırmak için bir kıstas, bir ölçüt bulunmaya çalışıldığında bu ölçütün bilginin doğru inancı inançla karşılaştırdığımızda bilginin artı bir unsur, yani logos, yani gerekçe, yani kanıt, yani temellendirme içerdiğini söylemeye çalışır. Ama dediğim gibi bu da eleştirel bir tavırla ele alınır. Parmenides diyaloğu, ki bu çok ilginç, biliyorsunuz Parmenides varlığın filozofuydu. Varlık birdi, varlık vardı, oluş yoktu. Hatırlayın, şu varlık vardır, yokluk var değildir,
varlık ne vardır, ne var değildir. Sonuncu çelişki taşıyordu. Yokluğun zaten olsaydı sorun çıkarırdı mantıksal bak. Ne o zaman varlık vardır önermesinden yola çıkıyor ve burada birlik ve çokluk meselesinin bu Parmenides'te gündeme geldiğini, birlik ve çokluk meselesinin gündeme geldiğini ve Platon'un idealar teorisinin ilk kez Parmenides diyaloğunda yine Sokrates biraz geri plana çekilmekle birlikte Parmenides tarafından eleştirisinin yapıldığını, Platon'un diyaloğu, Platon kendi idealar öğretisinin eleştirisini yapıyor. Hem de kim? Parmenides'e yaptırıyor. Ve bazen okurken şöyle bir izlenime uyanıyorsunuz. Yani halka ilişkin bir diyalog değil. Bunu anlamanız için çok iyi felsefe, metafizik problemleri bilmeniz gerekir açıkçası. Kültürlü olmanız gerekir metafizikle ilgili. Birlik ve çokluk konusunda, değişim konusunda, oluş konusunda, hareket konusunda. Platon'un cesaretle kendi daha önce ortaya koyduğu işte Phaedrus, Sempozyum ve devlet kitaplarında ortaya koyduğu kendi idealar öğretisinin bir eleştirisini Parmenides'e yaptırdı ve hatta Platon'un verdiği yanıtları, Sokrates'e verdirdiği yanıtların Parmenides'i tatmin etmeyecek düzeyde yanıtlar olduğunu görmeniz bakımından da önemli. Bu belki de Platon'un Parmenides diyaloğu ile birlikte kendi öz öğretisine yeniden geri döndü, onu eleştiri süzgecinden geçirdi ve hayatının sonunda özellikle göreceğiz Sofist ve Timaios gibi eserlere baktığınızda Pisagorculuğa yaklaşan, ideaları matematikselleştirmeye doğru yönelen bir yaklaşım tarzına gidişinin ilk ipuçlarını bu diyalogta görmeniz mümkün. Sofist adı üzerinde sofistleri ele alıyor ama burada Platon'un yaşlılık dönemine doğru yöneldiğimiz için bir şey söylemem gerekir. Sofiste özellikle bölme, toplama ve bölme diye bir yaklaşım tarzının ön plana çıkartıldığına tanık olursunuz. Bu aslında sınıflandırma tamamıyla. İşte sofisti nasıl sınıflandıracağız, varlıkları nasıl sınıflandıracağız bununla ilgili. Ve Platon'un aynı zamanda bu sınıflandırma ortaya koyduğuna göre varlıkların tür ve cins olarak ayrımlanmasını da burada ortaya koyduğuna tanık olursunuz. Ve sofist bilgi tüccarı vesaire diye tanımlanmaya çalışılır. Devlet adamı devlet diyaloğunda ortaya koyduğu yaklaşım tarzının yaşlılık dönemine doğru değiştirildiğini tanıklık eder bize. Yine Platon'un siyaset felsefesiyle ilgili. Filebos açıkçası haz öğretisini gündeme getirir ve Platon başlangıçta haz karşıtıymış gibi gözüküyor. Yani göreceksiniz orta dönemde de hatta öyle hazlara karşı müthiş bir şeyi var. Hatta Phaedrus diyaloğunda söylerseniz şey yaparsanız mesela cinsel hazların peşinden gitmeyi delilik olarak görür ve insan aklının bu hazları denetlemesi gerektiği üzerinde durur. Yani kabaca söylerseniz haz yaşamının insanı mutlu etmediğinden söylüyor. Hatta devlette Eros Tranos, çılgın ya da zorba Eros'tan söz eder. Burada şehvet yetisinin insanın hayatını nasıl alt üst edebileceğini göstermeye çalışır ve hazlara karşı büyük bir mesafesi vardır gerçekten. Ama Filebos diyaloğuna geldiğinizde hazlara yeşil ışık bir parça yakılmaya başlanır. Ama hani vardı ya şu haz yaşamı, işte ne diyelim politik yaşam Aristoteles'te daha sonra göreceksiniz. Bir de temaşa yaşamı yani hakikati seyretme. Sanki Platon ilk kez burada karma bir yaşamı övmeye başlayacak. Yani hazlardan tümüyle vazgeçmemeniz gerekir. Dengelemeniz. İşte şöhreti de bir kenara bırakamazsınız. İşte temaşayı da bir kenara bırakmamanız gerekir. Dengeli bir yaşam, karma bir yaşam tarzını önermeye çalışır. Timaios diyaloğu çok ilgi çekicidir. Hayat son dönem diyaloğu. Burada Pisagorcu Timaios bir matematikçi ve astronomdur. Onu konuşturur. Sokrates neredeyse çok siliktir. Hiçbir şey söylemez hale getirilir Sokrates. Burada Platon başlangıçta da olası bir öyküden, olası bir mitten söz ederek başlar. O yüzden tartışma çoktur eserle ilgili. Ama orta çağda en etkili olan Platon'un eseri. Doğu ve Batı'da etkili olan eseri olmuştur. Demirgos'un iyi iddiasına bakarak evreni nasıl var ettiği ve meydana getirdiğini anlatmaya çalışır. Dolayısıyla kozmolojisini ilk kez olası bir hikaye, olası bir öykü diyerek Aristoteles Platon'un
ne diyelim Timaios üzerinden anlattığına tanıklık olursunuz. Son eseri kanunlar, yasalar yani. Burada da Platon'un devletinde ortaya koyduğu yasalarda politik anlayışı biraz esnettiği söylenir. Bunun nedeni olarak da genelde şey söylenir. Yani Platon devlette ütopik bir devlet tasarlar. Ama bu Syracuse deneyimi gerçek politik, real politikle onun karşılaşmasını sağlar. Real politiğin işte idealde olduğu gibi olmadığını kavradığı ve sonra o ideal düşüncelerinden bir parça saparak devlet adamı ve yasalarda daha realist bir siyaset anlayışı geliştirdiğinden söz edilir. Tabii burada değişim yaşarken kadına bakışında da müthiş bir değişim olur. Platon gerçekten antik Yunan'da kadının üreme dışında ontolojik bakımından, epistemolojik bakımından erkekten hiçbir ayrımının olmadığını söylemeye çalışırken Timaios diyaloğuna geldiğinizde kadının ruhunun olup olmadığını tartışır bir konuma gelir ve özellikle yasalarda devlette veya kadına verdiği pek çok şeyi geri alır. Dolayısıyla burada da önemli bir olguyla karşı karşıya kalırız. Yani son dönem Platon'un eserleri daha önce diyaloglarında ortaya koyduğu metafizik, epistemolojik ve siyasi görüşlerini yeniden aldığı, gözden geçirdiği, derinleştirdiği ve böylece üzerinde esaslı değişiklikler yaptığı bir döneme tekabül eder. Dörtlü sınıflama da şu, söylemeyeceğim, sadece değineceğim. Gençlik dönemi ve Sokratik diyaloglar aynen devam ediyor. Geçiş döneminden söz edilir burada. Geçiş döneminde Gorgias, Menon, Kratilos, Küçük ve Büyük Hippias da Menexenos'tan söz edilir. Bu Küçük ve Büyük Hippias daha çok güzellik vesaireyi tartışan bir diyalog. Bir ara geçiş döneminin olduğu ifade edilir. Burada özellikle önemli olan sanırım Menon diyaloğu tam geçiş dönemi diyaloğudur. Yani hem Sokratik unsurlar hem de Platonik unsurların yan yana geçtiği bir diyalogmuş gibi sunulur. Dolayısıyla bu sınıflandırma, üçlü ya da dörtlü sınıflandırma Platon'la ilgili diyalogların seyri dikkate alınarak ortaya konmuştur. Tabii bu aynı zamanda diyalogların nasıl tarihlendirildiği soruna da yol açmaktadır. Bu genelde Platon'un bir eserinde başka bir esere atıfta yapıyorsa ona bağlı olarak çıkarsanmaya çalışmış. Yine Platon olay anlatırken tarihi olaylardan da söz ediyor. Olimpiyat olayı ya da şu bayram, şu olay oldu, bu olay oldu gibi. O tarihi olaylardan söz ettiğine göre o olaylar civarında yazılmış olmalı diyalog. Başka bir yerde başka bir olaydan söz ediyorsa ona göre tarihe konuluyor. Ve son dönemde özellikle bilişim teknolojisinde gelişmelerle birlikte Platon'un diyaloglarında kullandığı kavramların gelişimi dikkate alınarak bir yaklaşım tarzıyla, bilgisayar dökümüyle Platon'un eserlerinin tarihi sırasına konma yoluna gidildiğine söylemek mümkün ve sıralama 3 aşağı 5 yukarı demin benim ortaya koyduğum gibi, bunu da Ahmet Arslan üzerinden ortaya koydum zaten, Ahmet Arslan'ın eserine dayandım, hemen hemen bir ittifakta oluşmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla Platon'un ana şeyi bu. Bir iki cümlede Platon neden önemli onunla ilgili bir şey söyleyeyim, öyle şey yapayım. Platon neden önemli? Sanırım şundan önemli. Yani Platon ilk sistem kurucu filozof. Birincisi o, yani en önemlisi. İkincisi felsefe okulu kurmuş. Yani şeyin cemaati vardı, Pisagorcular. Sokrates vardı. Sokrates'le karıştırmamanız gereken bu retorik okulu anlatan okullar vardı. Platon bir okul kurdu ve kadınların da katılabildiği bir okul kurdu. Yine demin söyledim, diyalog halinde yazdı ve kitlelere de seslenmeyi gerekledi. Yine önemli bir şey, Aristoteles'in yetişmesine büyük katkı sağladı ki zaten göreceğiz, 1000 yıl Aristoteles felsefede egemenlik kuracak yani. Bugün de hala neo-Aristotelesçilerden söz etmek mümkün. Başka önemli, Platonculuk diye bir ekol oluştu arkasından. Hatta yeni Platonculuk diye göreceğiz. Neoplatonizm etkili oldu ve özellikle İslam dünyasındaki felsefe hareketlerine ve yine Hristiyan dünyasındaki kilise babalarına, yani Saint Thomas Aquinas'a kadar aslında büyük ölçüde Platon'un, bu neoplatonizmin etkisinin olduğunu söylemek gerekir.
Okulu yani felsefesine baktınız da bir iki cümleyle söylemek açacağız zaten. Hakiki olanın madde değil, idea olduğunu savunduğu için idealist bakış açısının, bedenin değil ruhun esas olduğunu savunduğu için spiritualist bakış açısının, duyusal bilginin değil hakikate aklın götürdüğünü savunduğu için rasyonalizmin ve mutluluğun hazlarda değil mutluluğun karma yaşam ya da temaşa yaşamında bağlı olduğunu savunduğu için has karşıtı yani antihedonist ve büyük ölçüde ve mutlulukçu eydemonist yaklaşımların öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlara bir de entelektüelizm diye bir şeyden söz etmek mümkün. Gerçekten karşınızda felsefenin hemen her problemini tartışan entelektüel bir kişiyle karşı karşıya kalacaksınız. Evet, şimdi burada bir ara verelim. Efendim, döndüğümüzde Platon'un idealar teorisiyle ilgili söyledikleri şeyleri ana hatlarıyla gündeme getireceğim.